Yenen Canı. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalından. Yeni bir Galatasaray transfer kararıyla karşınızdayız. Arkadaşlar PES'in çıkmasıyla beraber kusura bakmayın biraz aksattık ama Galatasaray transfer kararını zaten final sezonuna gelmiştik. Final sezonunda inşallah kazanmamız gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonu kazanamazsak mecburen bir sezon daha oynamak zorunda kalacağız. O arada da FIFA 2021 çıkmış olacak. Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. İnşallah bu sezon kazanırız. Arkadaşlar şimdi ben neler yaptığımı bayağı zaman girdiği için fazla hatırlamıyorum. İstiyorsanız önce kadromuzu göstermeyle başlayalım diyeceğim. Kadromuzu bir gösterelim. Daha sonra da hedeflerimize falan filan doğru bir ufak bir hatırlatmayla kariyerimizi başlatalım. Hadi bakalım yeniden hoş geldiniz. Kadromuza baktığımız zaman yine 3 defans oynuyorduk biliyorsunuz. Yeni sezonda da Kurtağan'ın sakatlığını hemen baktığım gibi hatırladım. En son nerede kalmıştım hatırladım. Kolibali, Kerer ve Akanji üçlüsü stoperlerimde. Kante almıştık biliyorsunuz. Kamara Kante ikilisi. Önünde de Kevin De Bruyne, Timo Werner ve Jovic, Doku ve Onyekuru arkadaşlar. Mükemmel bir kadro. Hemen yedeklere bakalım. Yedekler burayı çok sallamıyor. Lozano var gerçi burada. Önemli. Pires yedek kalecimiz. Pires'i iyi ki de satmamışız. Kana'yı geliştirebilirdik ama final sezonu olduğu için Salisu'nun üzerine durmam lazım. 84 Salisu. Aslında tam tersi Akanji'yi ve Kerrer'i biraz geliştirebilirsek, daha yüksek yapabilsek harika olur. Florentino 86 olarak burada kaldı ve geçiyoruz şeye, ne ona da şöyle bir lig maçlarına bir gelelim de arkadaşlar şey yapmak istiyorum. Şu antrenmanlara bir daha bakmak istiyorum. Antrenmanlardaki oyuncularımızı geliştirmek bizim için önemli olacak. Hemen antrenmanlarımıza bakalım. Evet, iç sahada gençler birliği maçımız var. Kadroya alamayacak oyuncuları falan düzeltme diyoruz. Hiçbir şey eleme. Pires oynayacak. Bir an önce Kurtağan'ın iyileşmesi lazım. 2-0 kazandık. Aslında daha farklı bir skor bekliyordum ama 2-0 olsun. Arkadaşlar Florentino falan biliyorsunuz fazla oynamıyor. Şu anda daha fazla geliştirmem gereken oyuncular bence sahadaki oyuncular. Yani dokuyu falan geliştireyim. Sahada oynayan oyuncular benim için şu anda daha önemli. Çünkü özür dilerim. Çünkü bu arkadaşlarımızın bir an önce mesela 87 ise 88, 88 ise 89 olsun ki ilk 11 oynayan arkadaşlarımızın kendini geliştirmesi ilk 11'imizin oranını yükseltmek anlamına gelir. Evet, Holsek konusunda görüşme sağlayamadım falan filan diyor. Kendileri bildiler. Holsek'i istemiyorlar, siz istemesinler. Bütün milli takımlara oyuncularımızda ve Lozano sakatlığı atlattı diyor. Benim için çok önemli Lozano. Bir an önce iyileşmesi lazım. Evet sevgili dostlarım, transferin son saatleri de bitti ve dünyada ve Türkiye'de sanıyorum şu an transfer günü bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 19 milyon euro'ya Sebastian Szymanski geldi oyuncuyu almış. Fenerbahçe'de bakıyorum transferler falan yapıyor. Hayırdır Fenerbahçe, bekle. Rize deplasmanındayız. 3-0 bekliyorum Rize deplasmanından. 2-0 son 2 haftadır. Biraz böyle bir 2-2 falan filan bir şey oluyor ve Şampiyonlar Ligi. İşte Şampiyonlar Ligi grupları bizim için en önemli olan yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gruplarında bakalım ne durumda olacağız. Şöyle bir bakıyoruz Şampiyonlar Ligi grubumuza. Ne durumdayız arkadaşlar? Güzel haberler verin. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde hangi gruptayız? Hadi baba artık geç artık da. Bir saat durma önce. Gruba bak. Grubun güzelliğine bak. Tabii ki ilk torbadan geldiğimiz için mükemmel bir grup geldi. Arkadaşlar ilk torbada olduğumuz için tabii ki biz artık bir dünya devi olduk. Için Leipzig, Benfica ve Spartak Moskova geldi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu kardeşlerimize. Benimle aynı gruba düşükleri için. Bütün oyuncuların milli takıma gittiği için arkadaşlar bunu şimdi en baştan bir daha yapmam lazım. Hemen sizi sıkmamak adına nasıl yapmıştık? Bir dakika beraber yapalım ya. Doku'ya vermiş. Demiştik kardeş bak Doku sen iyisin olsun ama şutunu biraz geliştirmen lazım. Bakın bak dribblingim var. Bana şut lazım. Bak bu iyi. Bunun zoru yok mu bunun? Bunun zoru. Heh, sen mesela bunu geliştir. İlk 11'inde oynayan oyuncularımı geliştireceğim arkadaşlar. Çünkü onlar bir önce mesela Onyekuru 90'a doğru ilerlesin. Onyekuru sen de şutunu geliştir kardeşim. Senin de şutun bence yok diye biliyorum. Hani bitiriciliğin 90'da. Oha, bitiriciliğin de iyiymiş ha. Neyse sen de bunu geliştir Onyekuru. Hemen geliyoruz bir savunmaya. Savunmada Kerer diyor ki ya baba diyor bana hala diyor savunma çalıştır diyor. Ben diyor savunmak istiyorum diyor. Al kardeşim sen de bunu çalıştırman Kerer'cim. Onun haricinde şöyle bakıyorum, kanatlara baktık, orta sahaya baktık. Orta sahada şimdi Kamara zaten oynuyor değil mi? Kamara gel kardeşim. Sen de daha fazla geliştir kendini. Zaten oynuyorsun. Başka kim var? Stoperlerden baş yok. Kalecim yok. Buradan kimse. Onyekuru doku yaptık. Kanatlar Werner yaptık. Kim yapalım abi başka? Florentino. Aa ben şu şeyi dokuyu bir tane daha geliştireceğim. İki tane birden geliştireceğim. Ne yapabilir? Doku pas versin. Mesela pas. Aa bunları veremiyor musun? Şut. Ha şutmuş pardon, bu pas. Pas tamam. Pas kardeşim zor. Bak şöyle bir bakalım şöyle. Orta açma. Orta açma olmaz da.
Görüş ve uzun pas. Tamam, bunları da çalış. Hadi çocuklar, güzel güzel gelişin bakalım benim canlarım. Evet, Spartak Moskova'ya karşı oynayacağız. İlk maçımız. Basın toplantısını yapalım. Takımımızın moralini iyice yerine getirelim arkadaşlar. İyice bir morallensin takımlarımız. Takımımızın moralini harika bir yere getirdik. Mükemmel takımımızın moral olduğu ve deplasmanda simülat ediyoruz arkadaşlar. Kim oynamıyor bilmiyorum. Biri oynamıyor ama yedeklerden birisi olabilir. Pires, Kerer, Kolibeli, Akanji, Kante, Kamaru, Doku, Onyekuru. Tek istediğimiz ne her zaman gibi? Sakat vermemek. Bastık Spartak Moskova'ya karşı. 3-1 kazanacağımızı düşündüğüm bir maç. 5-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Bizim takım Şampiyonlar Ligi takımı. Bak, ligde 2-0 Şampiyonlar Ligi'ne geliyor 5-1. Kusura bakma. Jovic 2 tane attı. Werner, artık sen de gollere başlasana. Ben aldık seni golcüsün diye, hala gol atamadım Werner'cim ya. Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Sakat olmasın. Kaç 3-1. Onyekuru 2 tane attı. Jovic attı. Jovic gollerini atmaya devam ediyor. Werner'de bir sıkıntı var. Niye olduğunu bilmiyorum. İnşallah düzelir. Deplasmanda Konya arkadaşlar. Sakat vermek istemiyoruz. Haydi Werner artık gol at ya. Werner yine atamadı. Onyekuru attı. Lozano sonradan girdi attı. Ve Kerr attı. 3-0'da burada yendik. Werner'de ne oldu ben anlamadım. Werner'de bir sıkıntı var. Nedense gol atamıyor Werner. Çocuklar, antrenmanlar çok önemli. Onyekuru 89'a çık oğlum. Burada çık. Ah, çıkamadı 89'a. 9'da gelemedi. Neyse, antrenman şey yapmadık. Leipzig'e karşı mı oynuyoruz? Kime karşı oynuyoruz? Evet, Leipzig'e karşı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım Leipzig'e karşı neler yapacağız. Bu arada oyun sakatlı atlattı diyor. Bakalım kim atlattı? Tabii ki bizim kalecimiz olması lazım. Evet, Kurtağı sakatlı atlattı diyor. Hemen şunu şuradan değiştirelim. Yoksa Kurtağı'yı sakat sakat oynayacak oyun. Kurtağcığım sen oradan çekil. Pires oynasın biraz. Yoksa seni sakat sakat oynayacağı için başımıza iş alabiliriz. Başımıza iş almak istemiyoruz. Geliyoruz şöyle Leipzig'e karşı. İç sahada oynuyoruz. Çok rahat zaten. Şöyle baktım. Leipzig dedi ki hocam biz burada İstanbul'a geldik. Şiş kebap çok güzel. Eyvallah, güzel ama şiş kebabı yen. Ye, daha sonra güle güle evine git. Bir, bu ne ya 1-0? Abi ben bu takım boşuna mı kurdum? 1-0 ne ya? Neyse, Allah'tan yendik arkadaşlar da yani 1-0 yakışmadı yani, söyleyeyim. 1-0 hiç güzel bir skor değil. Kendinize gelin takım. Werner seni oynatmayacağım ya. Bir dakika, oynatmayacağım Werner. Şimdi arkadaşlar yedek kadroyu yapmam lazım çünkü ne olur ne olmaz sakatlanır, bir şey olur falan filan diye şu anda korkuyorum. O yüzden hemen şöyle bir yedek kadro yapalım arkadaşlar. Yedek kadro önemli. Şimdi Kolibali sen bizim için önemlisin. Sen burada kal. Kana bilmem ne. Kolibali sen buradan çık. Oraya bir Akanji sokalım. Kerer sen orada orta sahada ne yapıyorsun canım? Çekil oradan bakayım. Florentino zaten oynamıyor. O girsin. Doku'nun yerine bir Lozano. Onyekuru'nun yerine. Holsek. Onyekuru'nun yerine Holsek arkadaşlar. Jovic ve Werner. Şey, Sedika, Dika kim ya? Abicim sen ne oynuyorsun? Sen burada niye geçtin? Kim dedi buraya geç diye? Bak, buraya geçmiş bu arkadaşlar. Bu kendi kendine bir şeyler yapmış ve buraya geçmiş. Bu ne oynuyor? Cam, CDM, stoper. Tamam. Lozano santrafor oynayabiliyor. Sol orta saha. Sedika, Eren Yardımcı yapalım. Dur, Eren Yardımcı gel sen buraya. Sen Eren Yardımcı off oynayabiliyor muydu? Tamam, oynayabiliyordu. Yedek kadromuz da bu şekilde olsun. Hiç olmadı ilk 11'lik oyuncularımıza bir şeyler olmasın yani. Lig maçlarında ilk 11'lik oyuncularımıza bir şeyler olmasın arkadaşlar. Şöyle bir geldik. Evet, yedek kadromuza çıkacağız. Ankara Gücü maçı iç sahada. Yedek kadronun 3 atacağını düşünüyorum. Bak, yedek kadroyu koyuyorsun. Yedek kadro atıyor 3'ünü. Keyfine bak. 6 attı abi, bakar mısın? Bakar mısın? Yedek kadro 6 attı. Timo Werner 2 tane gol attı. Hele şükür yani Werner ya. Hele şükür Werner ya. Evet, Onyekuru 90'a doğru gidiyor. 89'a kadar geldi. Doku da bayağı bir ilerledi. O da bir iyi. Kerer de iyi. Yani takımım gerçekten çok iyi. Şampiyonlar Ligi'ndeki kazanıcı Leipzig'e 1-0 beni derinden etkiledi ya. Şaşırdım yani gerçekten. Ve geldik Beşiktaş maçına. Deplasmanda Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Yedek kadroyu mu oynasam bilmiyorum şu anda. Yok ya, az kadroyla çıkayım şu maça. Ama Debrin Mebrin sakatlanırsa var ya, biteriz ya. Aman çocuklar, gözünü seveyim, öyle bir şey yapmayın. Sakatlık falan istemiyorum, ne olur, aman. 4-0 deplasmanda. Werner işte bu be. İşte bu Werner'cim be. İşte bu be. İşte bu Werner. Hele şükür kendine geldim. İşte senden istediğim bu ya. Beşiktaş kadrosuna bakalım. Larin var. Enduku, Oğuzhan, Deron diye bir oyuncu almış. Sinepnoski, Togöz, Yılmaz, Gaucho, Roko, Aksoy ve Grabara adlı oyuncular var arkadaşlar. Yani Güven Yalçın'ı hala çıkartamamışlar. Güven Yalçın'ı. Hala bir yıldız yapamamışlar. Ah, bizim elimizde olsa olacaktı. Neler yapardık biz Güven Yalçın'ı. Ve Benfica maçı. Benfica maçında yine kadromuz kendine geldi kadro. Onların bir kulağını çektik hafif. Dedik ki kardeşim sen, hayırdır, yedek kadroyu koyuyoruz, oynuyor, sen oynayamıyorsun. Hocam dedi ya, yanlış anlama dedi, kız zaman İtalya sıkıntım var dedi. Dedim sıkıntı yok, geç dedim oyuna. Tamam hocam dedi, Benfica maçında sok dedi beni. Hepimiz oynayacağız dedi, bakalım.
4-0. Werner açıldı abi. Werner kendine gelmeye başladı. Werner seni işte bunu istiyorum senden. Koçum benim ya. 4-0 abi. Hayırdır Benfica gelip bizi yeneceğimi zannettin yani. Kusura bakma da biz de boş değiliz yani. Trabzonspor'a karşı yani saygımız var. Seviyoruz eyvallah ama yedek adı çıkacağız. Neden? Aman ne olur ne olmaz. Aman ne olur ne olmaz. Bu arada Kurtuğa sanıyorum ki tamamen iyileşmiş olabilir. Kurtuğa'ya bakacağım ama zaten bu kadar. Ooo 1-1. Vay be. Bakalım kim? Amaral bilmem ne Hüseyin'i var tamam. Questo de Dursun, Salih Dursun sanırım. Salih Dursun'a da geçmiş olsun buradan. Kendisini çok severim. Sakatlığı vardı. Umuyorum ki bir an önce iyileşir. L var arkadaşlar. Biliyorsunuz Trabzon kariyerinde oynatıyordum ben onu. Sarı, Erdoğan, Parmak, Cambaz, Diabe, Fagdiga falan. Lazovic, Aytaç, Kampi, Başarıcı, Golu, Akpınar. Böyle bir kadrosu var. Kadrosunu çok da geliştirememiş Trabzonspor. Ama yine de bizimle bir bir beraber kaldı. Tebrik ederim. Fenerbahçe maçı arkadaşlar. Bir maç gidiyor, bir diğeri geliyor. Bir maç gidiyor, bir diğeri geliyor ve Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'ye karşı tabii ki kendi 11'imizle çıkmamız lazım. Pires, Kerar, Kolibeli, Akay. Abi kadroya bakar mısın? Ateş ediyor, ateş ediyor. 3-0. 2-0 alıyoruz ya. Nasıl 3 olmaz ya? Fenerbahçe ne yapmış? Oo, Didillon. Didillon diye bir kaleci almış. Tomiyasu diye bir sağ bek. Sadık oynuyor. Carvalho oynuyor. Carvalho. Hangi Carvalho ya? Hasan Ali hala var. Jason, Tolga Aslan, Deniz Türüç, Alper Potok. Abi Deniz Türüç, Alper Potok. Bak bunlardan vazgeçin artık Fenerbahçe. Tiam ve Seizmanski diye oyuncu var. Morena, Allah Yar var. Sağlam var. Oğuzkan var. Tolga Ciğerci var. Yani Fenerbahçe'nin de birazcık daha şey olması lazım. Gelişmesi lazım. Şimdi daha sık oynamam gerekiyor. Holtek'cim canım ben. Benim canımı sıkmayın. Bakın şu anda burada Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesinde oynuyorsun. Yok daha sık oynamam gerekiyor. Yok bilmem ne gerekiyor. Yani kusura bakma da dün bugün koktun yani hayırdır. Düne kadar neydiniz yani? Galatasaray'a geldiniz ondan sonra adınız ortaya çıkmaya başladı. Gelip burada şekil şükür yapıyorsunuz kardeş. Oynuyorsan oyna, oynamıyorsan devre arasında git kardeşim ya. Satacağım seni, Kayseri Spor'u göreceksin bak şimdi. İsa'da Benfica. Olsek bak sana ihtiyaç olursa seni zaten sokarım. Sen sakin ol şimdi, hiç karışma. Zaten boyun da uzunmuş. Bilseydim almazdım, uzun boylu oyuncu sevmiyorum. Evet. 2-0 alıyoruz. Timo Werner, Lozano ve Salisu girmiş oyuna. Salisu'nun girdiği iyi oldu. Kafa ütülüyordu çünkü. Kamara ve Werner'in atmış olduğu gollerle 2-0 kazanıyoruz. Abi grupta yani inanılmaz. 6-6 yapacağım. İnanılmaz gidiyorum. Evet geldik Şampiyonlar Ligi maçına ve Kurtuğa diyor ki ben hocam diye oynamam lazım yani falan diyor. Yok kardeşim, kadrodaki yerin sağlam. Sen sakin ol. Ben senin tam iyileşmeni bekliyordum ve sanıyorum ki tam iyileştin. Pires'im sen biraz çok oynadın. Çekil bakayım orada. Hangi kadro bu? Yedek kadro mu? Yanlış kadro yapmayalım da aynen. Şu kadromuzda. Pires'cim sen oradan çekil canım. Kurtuğa geç kardeşim sen tekrar şeye formanı yeniden al. Kamara, Kante falan filan. Harikasınız. Kante ile Kamara bu arada eşitlenmiş. İkisi de uğurlu olarak 88 olmuş. Tabii Kante falan artık yavaşça düşüyor çünkü. O yüzden tabii ki değerleri de düşüyor. Şimdi Spartak Moskova maçı var. Bu arada ben berabere mi kaldım? Yo 4 maç 12 puan doğru. He 6 maç var. İsa'da Spartak Moskova. Kadromuza bakıyoruz. Gerçek 11'imiz bu. Aynen güzel bir 11'imiz var zaten. Spartak Moskova'ya karşı. Şöyle bir geldik arkadaşlar. 4-0 gibi skor bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim 4-0 bekliyorum. Evet hop 2-1. Abi bu ne ya? Werner yalnız yine bizi ipten aldı ama arkadaşlar yani böyle bir bilmiyorum bu takım şu anda sanki böyle bir sıkıntısı var ama çok çözemedim mevzunun ne olduğunu. Arkadaşlar deplasmanda Sivasspor'a karşı oynadı. Yedek kadroyla çıktık. Ama Timo Werner sakatlandı. Allah'tan ambulans yok. Sadece sargı bezi var. Golünü de attı ama benim için çok kötü oldu bu. Yani şu anda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan, gerçi grubun son maçı var. İnşallah fazla bir şey sakatlığı yoktur ya. Lütfen çok büyük sakatlığı olmasın. Çok merak ediyorum. 7 gün sağlık. Oh! Bir an var ya nasıl korktum biliyor musunuz? Çünkü sen Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4, 5'te 5, 15 puan yap. Ondan sonra gruplardan çıkacak aşamaya kadar gel. Lider çıkacak aşamaya gel. Diğer gruptaki senin karşılaşacağın rakibin belli olsun. Ve Timo Werner gibi oyuncun bir anda olmasın. İnanılmaz korktum. Ama Allah'tan korktuğum gibi değilmiş durum. Şimdi bakalım Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı yaptıktan sonra rakibimiz kim gelecek? Ama önce Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa'dan sonra Leipzig maçı var. Leipzig maçını çok merak ediyorum. Niye diyecek olursanız şundan dolayı. Çünkü Leipzig maçında... Werner sen oynayabiliyorsun. Leipzig maçında arkadaşlar 1-0 kazanmıştık biliyorsunuz. Kendi sahamızda 1-0 kazanmıştık. Şimdi düşünüyorum gerçekten takımın bu kadar kötü mü diye. Holtek bu arada aha kana gitti. Allah'tan stoper kanayı oynatmışım. Yoksa şey gidebilirdi. Holtek bu arada 2 tane attı. Werner yine attı. Şimdi ben şunu düşünüyorum.
Diyorum ki ben onları kendi sahamda 1-0 yendiğime göre acaba ben kötü bir takım mıyım? Yoksa o gün mü öyle oldu? Şimdi biraz onu şimdi ölçeceğiz. Ne maçımız var bizim? Şöyle bir Leipzig maçımız var. Deplasmanda oynayacağız. Kendimize 1-0 kazanmıştık. Antrenmanlarımızı yaptırıyoruz. Oyuncularımızın gelişmesi devam ediyor. Haydi çocuklar, gelişmeye devam edin siz. Ve geldik Leipzig maçına. Leipzig maçında deplasmanda kendi ilk 11'imle oynayacağım. Ve bakalım ne olacak. Kadromuzu geldik. Evet, Jovic, Werner, De Bruyne, Onyeguru. En iyi kadromu da aldım. Deplasmanda basın toplantısında biraz takıma moral de vereyim. Bir dakika, onu da yapayım. Ve kadrom hazır. İyi bir kadro. Bakalım Leipzig'e karşı ne yapacağız? Bizim için bir test maçı. Deplasmanda Leipzig'e karşı benim düşüncem 3-0 bir galibiyet düşünüyorum. 3-0 gibi bir net galibiyet. 3-2 aldık. Abi Leipzig bu kadar iyi mi? Dumfries var. Tamam, iyi bir şey. Bek. Abraham var, bu Chelsea'deki Haller var, iyi, Olmo iyi ama yani bu kadar benim kadar Alexander Arnold'u almışlar, inanamıyorum. Yani çok da kötü bir takım değil ama yani benim kadar da iyi takım değil. Yine de yendik arkadaşlar. Bu bizim için çok önemliydi gruptan lider çıkma adına. Çünkü şampiyonlar giden gelecek, yeni gelecek takım, rakibimiz olacak takımın lider olmasını istemiyorduk. Arkadaşlar simülasyona bastım. Şu anda ilerliyor simülasyon, görüyorsunuz ki. Ve bir tur atladığı zaman şimdi yeni rakibimiz belli olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Bakalım yeni rakibimiz kim olacak diye şu anda simülasyonun 25, 26, 27, 28. Hadi oğlum, hadi oğlum. 28, 29. Hadi. 30 ol. 30. 31 ve yeni rakibimiz geliyor arkadaşlar. Bakalım yeni rakibimiz kim? Baba hadi ya. Bunun ne biçim bir simülasyon? Bir saattir burada bekliyoruz. Kupadaki... Ya Malatya Spor'muş arkadaşlar. Ben de burada yeni rakibim belli olacak zaten. Yeni rakibim belli olmadı. Burada belli oldu mu? Ve yeni rakibimiz Juventus oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni rakibimiz Juventus oluyor arkadaşlar. Ama şimdi ne oldu? Transfer dönemi geldi. Transfer döneminde ne yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Şimdi bunlara bakmam lazım. Benim hangi bölgede eksiğim var? Bir kere benim forvet eksiğim var. Niye diyeceksin? Bir dakika dur. Beraber bakalım. Bir dakika dur. Şimdi şey yapmayalım. Beraber bakalım arkadaşlar. Şöyle değil mi kadro? Böyle tamam. Sol be, şimdi ben. Forvetlerim bunlar. Eyvallah. Bir şey oldu forvetlerim. Hoysek oynayabiliyor mu? Oynuyor. Lozan oynayabiliyor mu? İkisi de oynayabiliyor. Forvet eksiğim yok o zaman. Tamam mı? İkisi de sıkıntı şey olmadı diyelim. Kevin De Bruyne camda oynuyor. Bir şey oldu. Hadi diyelim Florentino oynuyor. Tamam, oynayabilir. Onyekuru solda, Hoysek var. Doku sağda, orada işte Lozano var. Kante, Kamara, Florentino oynuyor. Stop. Aslında hiçbir eksiğim yok ya benim baktığın zaman. Yani hiçbir eksiğim yok gibi gözüküyor. Ama yine de şöyle bir bakalım ofisimize. Kaç paramız var? Ofisimize gelelim. Şöyle mali durumumuza bakalım şöyle arkadaşlar. İyi bir paramız var mı? Yani 300 milyon kimseye vereceğimi zannetmiyorum ben. Şöyle bakalım bir. 75 milyon euroluk bir de paramız var diyelim. Şimdi Neymar ne durumda? Biz Neymar'ı almak istiyorduk biliyorsunuz ki. Bakalım Neymar şu anda daha da tabii parası düşmüştü Neymar'ın. Çünkü biraz daha yaşlandı. Daha farklı şeyler oldu. Pogba mesela. Pogba 55 lira. Neymar kaç parasın? Neymar'a bakıyorum. 69 milyon euro mesela bak Neymar. Sana güzel teklifte bulunuyoruz Neymar. Geliyorsun, şekil şükür yapıyorsun. 76 milyon euroya kadar okey oluyormuş. 76 milyon euroya kadar. Peki benim 76 milyon euro'm var mı? Yok. Peki Neymar'ı alırsam ne oynatacağım bilmiyorum. Ne oynatacağım da bilmiyorum. Yani sadece şu an sansasyonel bir transfer yapmış oluyorum arkadaşlar Neymar'ı alarak. Yani diyorum ki, yani ben diyorum Galatasaray olarak diyorum dünyanın en iyi takımıyım. O yüzden dünyanın en iyi oyuncuları da çalışırım diyorum galiba. Van Dijk kaç para? 75 milyonla 104 milyon euro arasında Van Dijk'ta. Bunu da olabilir. 92 overall var. Martinez 91 overall var. Alisson'un 91 overall var şu anda. Hemen görüşmeye başlayabilirsin diyor. Kontratı biliyor çünkü Alisson'un. Dybala mesela bak benim için önemli. Dybala için de fazla para istiyorlar. Dybala'yı almak istesek 300 milyon falan istiyorlar diyor. Neymar'ı almak istesek. Neymar'ı bir satın alma teklifi götürüp diyelim bakalım. Olabilecek mi? Hiç olmadı. Bir yıldızla bitirelim istiyorsanız. Evet, ne tür diyor bir değişiklik yapma. Oyuncu değişimi desek mesela kim verebiliriz? Stoper'e bakıyorum. Muhammed Salih Sufan. Benim bunların hepsine ihtiyacım var. Veremem yani. Hiçbirini veremem. Kanaya demem. Ben direkt para teklif edeyim mesela. Para teklif edeyim. Transfer ücreti teklif edeyim. Kaç para şu anda bunun değeri? 69 milyon euro. Şu andaki değeri. Tamam, biz o zaman 60 milyon euroluk bir teklifte bulunalım. Bakalım ne diyecek 60 milyon euroya. Diyecek olmaz diyecek. Manyak mısın diyecek. Al işte. Hemen abi daha abi bu Paris Saint Germain var ya direkt adamı kovuyor ya. Direkt kovuyor. O zaman bir stoper alsak mı? Ozan Kabak alsak mı? Hiç olmadı. Galatasaray'ın evladı Galatasaray'da
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa Galatasaray, hiç olmadı Galatasaray'ın evladı Galatasaray'da olmuş olur. Satın alma teklifi götür diyelim. Oyuncu servis kameraya 47 milyon. Hayır, kulübe görüşeceğim. Ozan Kabak alalım arkadaşlar. Hiç olmadı dediğim gibi Galatasaray'ın evladı gelsin, Avrupa'ya gitsin, gelsin falan filan ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Galatasaray'da kazansın istiyoruz. 29 milyon euro bir değeri varmış. Transfer ücreti teklif edelim. 29 milyon euro birazcık tabii ki abartı bir fiyat. Biz ona 26 milyon euro bir teklifte bulunacağız. Tabii ki diyecekler ki hocam sen kafayı mı yedin? Al işte ya. Abi kimi transfer etsem? Ben abi bak bu transfer arkadaşlar o kadar zor ki. Niye diyeceksin? Niye zor? Siz kendi evinizde oynarken çok kolay. Bana zor. Mesela şimdi Ozan'a diyorsun ki lan 26 teklif edeyim 29 desin de mesela 35. Ben mesela orada 29 ya mesela 33 teklif edeyim yorum geliyor. Ne yaptın? 15 versen alacaktın. Ya arkadaş alamayacaktın. Nereye alacaktın? Ama yazıyor herkes. İşte ne yaptın? Zarar ettin, mahvettin falan. O yüzden de insan artık bildiğini unutturduğunuz için arkadaşlar gidip de saçma sapan paralar verip diyoruz ki lan şöyle şöyle yapalım da gelip bize ya ne yaptın falan filan demesinler. Şimdi Depay ofansifte sol kanat oynuyor, cam oynuyor, her şey oynuyor. Parası da düşük. 80 doğru var. Satın almak teklifi götürüyorum. Depay alacağım abi. Abi benim ileriye bir tane daha oyuncu almam lazım. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Bir sakatlık olur, bir şey olur. Yedeklerden girecek oyuncum yok çok fazla. Depay 50 milyon euro değeri varmış Depay'ın. Şimdi oyuncu değişimi diyorum Depay'ı. 50 milyon euroluk bir değeri var. Transfer ücreti teklif edelim tamam mı? 50 milyonmuş değeri. 50 milyonu verelim bakalım ne diyecekler önce. 50 milyonu veriyorum acı diyeceğim. Diyecek ki hocam ne yapıyorsun diyor. Kafayı mı yedin falan. 62 diyor. Hocam sonraki satacağım payı daha da fazla yapıyorum bak. Daha da fazla. Sen 15 yapmışsın ben 25 yapıyorum. Yine transfer ücreti sürün de. Al bakalım ikimiz de ne sana ne bana hayırlı uğurlu olsun bakalım. Ya arkadaş tamam ya lanet olsun tamam hadi al o parayı da tamam lanet olsun. Evet arkadaşlar Depay ile alakalı hemen şöyle bir Depay kaç para oluyor hocam maaşı ya? Şurada görebiliyor muyuz Depay'ın aldığı maaşı? Göremiyoruz ama yetki verdiğince herhalde çıkacaktır herhalde. Şöyle 115 bilmem ne falan filan diyelim bakalım ne olacak. Gökay Güney gelmiş bir şeyler diyor. Malatyaspor maçında forma giyebilir miyim falan filan diyor. Sana düşüneceğim diyeyim Malatyaspor maçında Gökhan. Sen de haklısın sürekli yedeklerde duruyorsun. Belki sana bir forma çıkabilir oradan. Şimdi ben ne yapacağım? Bir de haberlerde şey diyordu. Bazı futbolcuların diyor kaybedebilirsin diyor. Futbolcuların dikkat et. Hemen bakalım şöyle bir finansaldan nereden bakıyorduk? Aynen sözleşmeye bakalım şöyle bir. Kim mesela? Onyekuru. Canım benim Onyekuru. Saçmalama nereye gidiyorsun canım benim ya? Severim seni. Kaç para alıyor musun sen? 47 milyon euro alıyor musun? Yenilemez için temsilci atayalım. Maaşı 80'den başlatalım tamam mı? 80'den 110 civarı ne diyor? 3 yıllık falan filan tamam. Onyekuru'yu da kattık. Bu arkadaşlarımıza şunu da hadi şey yapalım. Bunu da hadi yapalım. Hadi yazık. Bu da olsun. Bu çocuk da geldi bak bize inandı. Bu da tamam. Bu da tamam. Hiçbir oyuncumuzu bırakmayalım arkadaşlar. Sonuçta bunlar da Galatasaray'ın oyuncuları. Bunları da bırakmayalım. Şimdi hala bizim şey gelmedi bu arada. Nerede? Ne oynamak istiyordun Gökay sen? Ön libero mu oynuyordun sen 87? Gökay neredesin? Gökay gel bakalım oğlum sen burada oyna bakalım. Mutlusun da. Şimdi arkadaşlar benim hala Depay'dan haber gelmedi Depay'dan. Ne oldu kabul etmedim acaba ya? Şu anda gerçekten korkmadım değil. İç sahada oynuyoruz. Oyuncularımız da Werner falan oynuyor. Sakatlanmasınlar. Jovic 2 tane attı. 3-1 kazandık. Haydi oğlum Depay artık haber ver. Ona göre biz de bir şey yapalım. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Haber ver. Ona göre şey yapalım. Sadık hatalarına rağmen falan filan. Tamam canım. Sıkıntı yok. İyi oynadın. Evet. Depay teklifi kabul etti diyor. İşte bu şey üzerine anlaşma vardım diyor. Teklifi kabul et diyoruz ve Memphis Depay'da artık Galatasaray oyuncusu oldu arkadaşlar. Hiç olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyen dönemlerde ne olur ne olmaz bir sakat veririz falan filan diye biz en iyisi dedik ki arkadaşlar hiç şey yapmayalım risk etmeyelim. Ve ilerliyoruz Juventus maçına kadar. Juventus maçına kadar bir simülat yapalım. Bakalım Juventus maçında ne olacak. Hatta siz buraları beklemeyin arkadaşlar. Niye bekliyorsunuz ki? Hatta ben ne yapayım? Aynen Juventus maçına kadar sizi bekletmek olmaz. Hiç bekletmeyeyim sizi. Ben buradan save yaparım şimdi. Arkadaşlar bu bölüm burada sona erdi. Bir sonraki bölümde Juventus maçı. Ondan sonra elersek bir diğeri derken finale doğru gitmeye çalışacağız. Bu sezon bitiremezsek artık finali bir diğer sezonda daha iyi takım kurup daha iyi yapmaya çalışacağız ama bu sezon bitireceğimizi düşünüyorum. Bizi geçen sene Barcelona'daki simülat ettiğimiz maç çaktı. Bu sene inşallah öyle bir şey olmayacak. Arkadaşlar çıkmadan bir kere like'a basarsanız ve aynı zamanda abone olursanız çok da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümde yeniden merhaba olacağız. Yeni bölüme kadar hoşçakalın. Bay bay.